25 Şubat 2021 bugün. O kadar güzel bir yerdeyim ki cennetten bir köşe. Muğla Akbük'teyim. Akyaka'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 25-30 kilometre ileride bir koy burası. Ve mükemmel bir ortam. 3 gündür buradayım. Hem yeni karavancı arkadaşlarım oldu. Onlarla tanıştım. Onun için zaman geçirdim. Artı buranın güzelliğine doyamadığım için zaman geçirdim. Şimdi birlikte hem Akbük'ü gezelim, hem bugün sizinle paylaşmak istediğim karavandaki maliyetler hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Onları anlatmaya elimden geldiğince çalışayım. Siz görüntüleri izlerken ben de maliyetler konusunda birkaç şey söylemeye çalışacağım. Bir taraftan da yazı için hazırlıklar devam ediyor. Eğer şu anda benim bu gezi videomu izliyorsanız, tahmin ediyorum başka gezi ve hatta karavanla ilgili kanallara da üyesinizdir. Ben de kendi karavanımı almadan önce çok fazla YouTube'dan video izledim. İlk başta seyrettiğim videolar daha çok karavanı seçme esnasında bana yardımcı oldu. Ve gerçekten güzel kanallar var bu konuda YouTube'da. Şimdi ise bir kullanıcı olarak, yani karavanı kullanan birisi olarak yine benzer kanalları takip etmeye çalışıyorum. Özellikle maliyetlerin anlatıldığı videolar dikkatimi çekiyor. Ben de bu çerçevede bilinmesi gereken maliyetlerle ilgili kendi deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Genellikle karavancı arkadaşlarda maliyet konusu biraz bence basit geçiliyor. Bu ay ne harcadık şeklinde çekilen videolar tam masrafları göstermiyor. Günaydın. Akdeniz'de bir koyda hiç hareket etmeden dursanız belki masrafınız yokmuş gibi gözükebilir. Isınma, elektrik, güneşten, su, doğadan ve sanki bedava yaşıyorsunuz diye sunabilirsiniz ama hiç hareket etmese bile bir karavan durduğu yerde bir masraf kalemi aslında. Bu yüzden eğer karavan hayatına özeniyorsanız ya arka taraftan bir geliriniz olmalı veya benim gibi uzaktan çalışma imkanınız olmalı. Aksi takdirde karavan maliyetini karşılamak kolay olmayabilir. Ben her videomda söylüyorum. Ben online eğitimler veriyorum. İşim karavanla gezmeye müsait ama dediğim gibi işiniz buna sizin el vermiyorsa veya arkadan sabit bir geliriniz yoksa işi gücü bırakıp da karavanla gezme hayalleri çok gerçekçi değil bence. Şimdi bunun sebeplerini sıralamaya çalışacağım. Karavancı arkadaşların maliyetleri anlattığı videolarda benim duymadığım bir maliyet kalemi var. Belki söylemişlerdir, ben duymamışımdır. Ama burada altını çizerek paylaşmak istiyorum. Bu araçların, motokaravanların özellikle zorunlu trafik sigortası var. Ve bu rakam 2020 için minibüs fiyatlarına göre 2,5-3 kat daha yüksek. 4000 lira civarındaydı 2020'nin sonu, Kasım ayı itibariyle. Belki hani kullanıma göre bir sonraki sene daha ucuzacak ama en az 3500. Bir de tabii zam gelmiş olacak 2021'de. Yine 4000 lira gibi bir rakamı senede trafik sigortası için ödemeniz lazım. Tabii ki bu rakama kasko dahil değil. Aracınızdaki aksesuara göre kasko rakamlarında da değişiklikler olabiliyor. Bu arada kasko için de benzer bir rakamı gözden çıkarmanız gerekiyor. Yani 4000, bir 4000 daha 8000 liralık bir rakam sadece sigortası için gerekiyor. Ek olarak bu araçların muayenesi her sene yapılması gerekir. Bunlar senede 400 lira. Çok büyük bir rakam değil ama başka sayacağım rakamlarla birleşince
Bu da unutulmaması gerekiyor. Senelik vergisi 800 lira civarında. Aracınızla Akdeniz'de kalsanız bile Kasım ayından Mart ayına kadar akşamları ısıtmanız lazım. Webasto denen o ısıtıcıyı çalıştırmanız gerekiyor. Burada 120 gün var. Yani 3,5-4 ay. Hadi 100 gün Webasto'yu çalıştırsanız ve sadece geceleri çalıştırsanız bir gecede 20-25 lira mazot yakıyor. Bu da bir senede 2500 liralık bir rakamı gözden çıkarmanız demek. Sonuçta karavanınız olduğu için gezmek isteyeceksiniz. Her ay en az bir depo mazot yakarsınız. Bu da 400 lira olsa mazot, senede 4800 lira yapar. Aracınızı en az yine senede bir kez bakıma sokmanız gerekir. Bu da en düşük 1000 lirayla 2000 lira arasında, yani ortalama 1500 lira gibi bir rakama mal olur. Temmuz-Ağustos aylarında Ege ve Akdeniz sahillerinde duramayabilirsiniz. Çünkü her yer çok kalabalık oluyormuş. Tanıdığım pek çok insan Temmuz-Ağustos'ta biz karavanla çıkmıyoruz şeklinde konuşuyorlar. Bu yüzden ya kamp alanlarına para vermeniz gerekecek ya da daha kıyılardan uzaklaşıp Anadolu'nun içlerine doğru gitmeniz gerekecek. Belki de Karadeniz'e gitmeniz gerekecek. Bu da yine yakıt harcayacağınız için masraf demek. Şu ana kadar saydığım rakamların toplamı 14 bin lira oldu. Bunlar senelik. Ve henüz mutfak masraflarından bahsetmedim. Ayrıca başka ihtiyaçlar, temizlik çok önemli bir maliyet kalemi. Aracın içinin temizliği. Bunları da eklemek lazım. Söylemek istediğim, karavan hayatı bedava bir hayat değil. Ya arka taraftan bir geliriniz ya da uzaktan iş yapabilecek şekilde bir işinizin olması işinizi büyük oranda kolaylaştıracaktır. Amacım asla heves kırmak değil. Çok daha iyi karavanları benim aracımdan çok daha ileri sizlerin olsun inşallah. Ama karavan hayatına karar verirken bu masrafları bilerek başlamakta fayda var. Yalnız tabii ki bütün masraflar bir kenara, şu manzara bir başka kenara. Şubat 15'ten itibaren Mayıs 15'e kadar buralar için en güzel zamanları deniyor. Çünkü oldukça sessiz. İşte karavanla bunu yapmak mümkün. Buraları gezme imkanınız var. Evet, bu videomda da size Akbük'ü anlatmaya çalıştım, Akbük'ü göstermeye çalıştım. Artı biraz da karavan maliyetlerinden bahsettim. Amacım asla moral bozmak değil, tam tersine karavana karar verirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini paylaşmaktı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle.